Selam. Merhaba. Merhaba. Ne haber? İyidir senden? İyidir benden de. Memnun oldum. Memnun oldum ben de. Takılı değil. Takılı mı görmüyor musun? Değil. Şey, normal bir şekilde takar mısın? Ötmesin diye değil de normal takmak amaçlı. Neden? Güvenlik. Yapım amacı var sonuçta ona. Bir de pencereleri bir açarsam ben maskemi çıkarmadan önce bir havalansın ama kimin bilmiyorum. Klima açık yani. Temiz bir hava. Bir şey olmaz. Temiz hava gelmesin. Açık şeyleri biraz şey olsun. Hava olsun. Ben de maskemi çıkarayım. La havle ve la kuvvete illa billahi l'aleyhi l'azima. Gitmemizi istediğin bir yer var mı? Hani gitmemizi istediğin... Kahve, ne yapacaksın? Bana fark etmez, ben sana yumuşa alırım, sen ne istersin? Ben İzmir'i bilmiyorum ben. O zaman? Çok iğrenç bir şey desin şu an. Teşekkürler falan. Al sancakla, biz burada sende konağı istemiyorsun. Yok yok, konağı yiyeyim olaya gerek yok abi, ben iyiyim. Bence ister. Ben anasını sütümler. Yeter, tamam. Güzel kokuyor, merak etme. İğrenç kokmuyor. Şimdi buradan U döneceğiz, aşağı doğru gideceğiz. Tamam. Ama yok, şey var, varyant var, ona girmeden şey yapma lazım. Varyant nedir? Varyant, virajlı yol, yukarı tepeye doğru çıktın ama virajı direkt yememek için böyle varyant yapıyorlar onun için. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Soğuk bir şeyler içebiliriz, bir şeyler yiyebiliriz. Tatlı. Nasıl tercih edersen tatlı. Çok güzel tatlıcı yiyebilirim. Gidebiliriz, puding yiyebiliriz, cheesecake yiyebiliriz. San Sebastian cheesecake mükemmel. Gerçekten mükemmel. Tamam. Pudingte... Sen bir şey diyeceğim, yiyebiliyor musun dışarıda? Hani kolonya falan ikram etmiyor musun onlara? Ya ve her yediğim şeyi temizliyorum. Kolonya, çatağını, bıçağını, bardağını falan. Bir de çok kapalı alanlara yemek yemekten hoşlanmıyorum. Ağam. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Bunun yaptığın kadar var. İğrenç bir şey. Ben de değil. İzmir evet şehir yapısı olarak çirkin ama insanı çok iyi İzmir'in. Evet yani farklı bir kafa yapınız var. Geniş. Modern bir çağda yaşıyorsunuz. Güzeli şu, İzmir'e gelen herkese İzmir kendine benzetiyor. Mesela Antalya'da öyle bir şey yok. Hani Adana'yı bilemiyorum. Savaş olsana lan! Ne dinle sen gemşe! Ne konuştun lan amına koydum? Hoşçakalın arketiplerinden bahsetsene biraz. Hoşçakalın arketiplerinden bahsetsene. Evet. Öyle erkek tipi değil, insan tipi olarak bahsediyorum. Farkı ne arasında? Ya sadece bir cinsiyet olarak değil, genel olarak bakıyorum hoşlandığım insanı. Cinsiyet kalıbı içerisinde değerlendirmiyorum. Tamam, ben sana erkeği soruyorum ama. Tamam, erkeği anlatayım. Ne demek cinsiyet kalıbı içerisinde? Erkek işte, erkeği soruyorum. Ne alaka yani? Peki. Kızım anlatacaksın bana bunu. Hadi kızım anlatacaksın. Anlatabilirim. Sen istemiyorum. Ben daha çok feminen tarzda insanlar hoşlanıyorum. Feminen yüz hatlarına sahip. O ne? Belem, puşt gibin, ibne gibin bir şey yani. Feminenlik, bir maskülenlik var ya daha erkeksi şeyler, bir de feminenlik daha dişidir. Yüz hatları olarak araba ilerliyor. Yüz hatları falan olarak daha feminen yüz hatlarına hoşlanıyorum. Uzun bir yüz, şıkık elmacık kemikleri, beyaz ten, yani uzun saçlar falan o tarz şeyler hoşuma gidiyor. Karımsı yani böyle. Karımsı değil, yani feminen yüz hatlarına sahip. Mesela ben kadınım ama maskülen bir yüz hatlarına sahibim. Yani daha toplu maskülen bir yüz. Maskülen ne? Anlatacağım şimdi. Daha toplu bir yüz, daha köşeli. Bak burada çene kemikleri daha belirgin. Böyle hani daha küçük gözler. Maskülen ne? Maskülen erkeksi. Daha erkeksi yüz hatta. Adamsı yani. Adamsı aynen. Adamın dibi hatta. Öyle. Feminen karımsı? Feminen karımsı. Kısı mı? Tamam öyle diyebilirsin. Eğer lugatında öyle kalacaksa karımsı dersin. Ben hangisinden giriyorum? Sen hangisinden giriyorsun? Sen maskülen mi? Adam mı ben? Bana feminen deme. Öyle bir şey yok. Öyle demedim zaten. Aman ha. Erkek değil mi? Belli et benim kalın sesle konuş. Kalın erkeğim sesle. Ben ya onu bil. Hani adamım. Mesela... Dönmelerin ne anlamı geliyor? Dönmelerin ne anlamı geliyor? Pembe pantayı çok seviyorum. Burada sigara içen bir pembe pantayımız var. Ben tasarladım tamamen dönmecimle. Belli oluyor sen tasarladın. Tekrar etmedim. Kartın. Allah Allah! Allah! Arı var burada. Arı. Var. Tamam. Arı. Burada da kelebeğimiz var. Siz İzmirliler niye sürekli hayvan dövme hesap veriyorsunuz?
İzmir'le alakalı old school yani traditional, geleneksel dövme yaptıranlar bu tarz yaptı. Kelebek dövmesinin bir anlamı var biliyor musun sen? Evet, ben onu sonradan öğrendim. Çok saçma saparmış yani. Çok iyi. Herkesin anasında kelebek dövmesi yok ama. Var mı? Kim lan bu yerden bitme karı? Ne anamız kaldı ne avradımız be kardeşim. Var mı anacığında kelebek dövmesi? Evet. Peki o zaman. Yok. Ne oldu? Ne oldu ben yani çok sinirli. Şimdi biz Adanalılar anayı bacıyı karıştırmaz öyle her şeye. Anamın namında. Teveccühünüz beyefendi. Peki. Sen de mi buradasın? İkizler. İkizler. Güzel. Dışarıdan çok eğlenceli insanlar. İçeriden de benim bence. Çok sıkıntılı. Benim babam ikizler. Oradan biliyorum. Tamam hocam. Acısını, ben bununla acısını bir spor branşıyla uğraşıyorum. Neyle? Eskrim, kılıç, şiş, saplıyorum insanlara. Bununla hayatım elimle, ellerimle alabilirdin. Dikkatli ol lütfen. Daha geçiyorum. Tamam, doğum tarihin ne peki? Bir şey soracağım. Efendim? İş güç var mı, okuyor musun? Okuyorum. Nerede? İzmir'de okuyorum, 9 Eylül'de. Bölüm? Bir tahmin etmek ister misin? Hayır. İnşaat mühendisliği. Kaçıncı sınıfsın? Hazırlık 1, 2'ye geçtim şimdi. 3. yılım, 2. sınıf. Hobi olarak neler yapıyorsun? Eskrim, bale, piyano. Hobilere mi geliyorsun sınıfsın? Gitar. Öyle. Bir de kıyafet dikmekten, onu görmekten hoşlanıyorum. Sen ne yapıyorsun hobi olarak? Futbol sahaya gidiyoruz haftada bir. Çok işe yarıyor. Nargile kafe, kaç an görürüz bir dakika. Neden biliyorsun lan bunları sen? Çünkü tipin öyle, ne yapabilirim? Yani, o yüzükler, yüzük ve saat ona yanılttım yani. Aslında tipine öyle bir şey diyemem de, tipin çeşmeye takılan biri de olabilir. Ama böyle güzel bir şeytan tüyü var. Sırrım. Evet, teşekkürler. Pardon, özür dilerim. Baksana. Seni anlamam lazım. Ya öyle şu an baktığım bakış gerçekçi de olmaz. Rahatsız olduğum bir şey var mı? Ne yapayım ondan sonra sinirlenince bak. Yok ben anlarsın zaten o sırada bakış attım. Neden rahatsız oldun? Şşşşşş. Tamam bundan rahatsız oluyor musun? Bundan rahatsız oluyor musun? Tamam. Hobi olarak şey yapıyorum, YouTube'la uğraşıyorum. YouTube güzel. Uber misin? Ne? Uber. Uber. Aha, Uber. neydi o kelime? Uber. Yani yok, yani Türkiye'de Uber yok diye biliyorum. Var, uygulaması ama taksiler falan kullanıyor çoğunlukla. Ben yokum. Ben daha çok... Arabayı alırken arabayı açtım. Ne? Arabayı alırken arabayı açtım. Yok lan, yapayım. Şu kapı şeydi böyle biraz. Bunu kapatın. Ben devam et. Şey şimdi... şey diyorlar çünkü Uber değilim. Böyle... Yani sosyal medyadan kızlarla buluşup... onları gerçek hayatta trollüyorum. Trollüyorsun. Gibi bir şey, evet. Şu an ben de onu yapıyor musun? Yok oğlum, ben yapmışsın. Hobi işe atamadım. Keşke... Keşke ne? YouTube'a Deniz Aksu yazsana. Yazayım. Ya da kız tavlama yaz, en üstüden varım. Kız zaten. Tavlama yaz. Bence bunu yazmalıyım, bir görmem lazım. Kız tavlama mı yazıyor? Kız tavlama yazıyor. Emre çıktı. Onun altındaki benim. İkincisi sensin. Evet, aynen. Oho bir sen. Bu çok iyi bir görmüş. Bir şey diyeceğim, ondan daha iyisi var yalnız. Deyip diğerine girdim. Elim çarptı. Liman alsan jacuzzi'ye dönecektin. Dönmeyeceğim. Dönemeyeceksin. Ah. Evet, taşkent makas kutu götürmüş. Dün kızı götürmüş. Tişörtünü çıkarmış. Seks müze, para ailesi. Mükemmel. Bir tane adam var biliyor musun? Sesil otelemine gidiyor. Kadınla beraber gidiyor. Sonra kadını bavula koyup doğrayıp şey yapıyor. Senin harbiden şeyin iyi değil ya. Ne düşünüyorsun bu video hakkında?
Şu an başlıkları hiç hoş değil. Belki insanların dikkatini çekip ondan sonra o düzgün bir videodur ama hani işte bir fotoğraf koymuşsun hani insanlar da patlasın diye. Yok, hep söylüyoruz. İşte mi öyle? Hepsi gerçek yani, hepsi clickbait değil. Belki orada bir gün seni de görürüz. Beni görürsün. Kurgu video çekelim mi? Ben böyle tanışmış, tanışmıyormuş gibi yapalım. Hı hı. Arabaya seni alayım. Hı hı. Video çekeriz. Video çekelim. Çok içime silmedik. Çok iğrenmiş bir şekilde baktım. Yani. Zaten gerek yok çünkü. Peki sen ne video çekseydim haberin olmadan. Sen deseydim ki bak ben feminen kardeş, ben böyle bir video çektim. Hı-hı. Gel ben bu videoyu yayınlayayım. Hı-hı. Deseydim izin verir miydin? Şimdi şu ana kadar bir zararını görmedim. Hala yaşıyorum, ayak parmaklarım tam. Olabilir. O zaman feminen kardeş, ben böyle bir video çektim, bunu yayınlayabilir miyim? Yayınlayabilirim misin? Yayınlayabilirsin. Hadi ben çektim bari, yalan söyleyeyim. Gerçekten. Vallahi. Oyuncağın sağ gözün. Şu şey, psikopatlar koyuyorlar ya sevgilisin odasına falan, onlar gibi mi? Sen manyak. O zaman sen de bana TikTok çekeceksin. Ne dersin? Zorunda mıyım? Yani yayınlamak için çekmek zorunda mıyım? Evet. Eğer bu video yayınlan... O kadar gerildin ki şu an böyle. Eğer bu video yayınlanmışsa ben video çekmişim. Kötü değil, vlog falan çekeriz sende. Ya da ben sana makyaj yapayım, feminen boy yapayım seni. İyi boy yapayım. Nefesim de oldu, hepsi aynı. Peki sana sağlayabilir miyim? Çünkü en son sağlıyorum insanlarla teşekkür etmek amaçsız. Ama sen temas izin vermiyorsun. Evet, sen olmasan olmaz mı? Ya sıkışır. Evet, bu çok iyi olur bence. Kurmuştur. Okay. Evet. Ya gel biraz daha gel. Ya tamam, ne yapacaksın? Yeter. Bu ne samimiyet canım? O zaman... Deniz Aksoy, YouTube'a doy, bir kadeh daha koy. Keyfini tattırıyor Deniz Aksoy.